Ülke olgusunun ortaya çıktığı günden bugüne kadar ülkeler birbiriyle ittifak kurma ihtiyacı duydular. Bu ihtiyacın ilk temel sebebi ortak düşmana karşı birlik olma düşüncesiydi. Örneğin Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika tarafından kurulan NATO gibi. Sadece savaşta değil, ortak veya karşılıklı olarak siyasi ve ekonomik amaçları örtüşen ülkeler de birbirleriyle ittifak kurdular. Örneğin Avrupa Birliği tamamen ekonomik ve siyasi bir ittifaktır. NATO ortak bir ordu etrafında toplanırken Avrupa Birliği'nin herhangi ortak bir ordu yapılanması yoktur. Bazı ülkelerde politik, askeri ve ekonomik güçsüzlüklerini gidermek için tavizler vererek gelişmiş ya da zengin ülkelerle ittifaklar kurarlar. Örneğin Afrika ülkelerinin Çin'le yaptığı ittifaklar gibi. Bir başka önemli ittifak nedeni de güçlü ülkelerin güçsüz ülkeler üzerinde hakimiyet kurma isteğidir. Örneğin Rusya'nın eski Sovyet ülkeleriyle yaptığı ittifaklar gibi. Bu sayede Rusya o ülkelerde ipi kendisinde olan kukla yönetimlerin ülkeleri ellerinde tutmasına destek veriyor. O kukla yönetimler meşruluğunu kaybettiğinde de Ukrayna'da yaptığı gibi işgale girişip iç ve dış savaşa ortam hazırlıyor. Tabii ittifak kurmanın saydıklarımız dışında başka nedenleri de olabilir. Ama en başta da belirttiğim gibi ülkeler her zaman ittifaklara ihtiyaç duydular. İngiltere Avrupa ülkeleriyle ittifak yapıp Avrupa Birliği'ne girmesine rağmen İngilizlerin çoğunluğu hiçbir zaman kendilerini Avrupalı hissetmediler. Bu çok eski dönemlerden gelen bir refleks. Zaten İngilizler dünyanın geri kalanından her zaman farklı olmaya çalıştılar. Farklı ölçü birimleri geliştirdiler. Kendilerine ait yeni bir kilise kurdular. Hatta arabaların direksiyonlarını ve trafiğin akış sistemini diğerlerinden farklı olacak şekilde dizayn ettiler. Örnekleri çoğaltabiliriz. Avrupa Birliği düşüncesine de başından beri uzaktılar. Ama biraz önce de dediğim gibi ülkeler hem ekonomik hem de politik olarak ittifaklara muhtaçlar. O dönemin koşulları da İngiltere'yi Avrupa Birliği'ne üye olmaya itti. Birliğe üye olduktan sonra tam entegre olmadılar. Birlik dışından gelen kişiler için Schengen denen ortak vize uygulamasına dahil olmadılar. Euro para birimine geçmediler. Avrupa Birliği'nin bazı düzenlemelerinden muaf oldular. Avrupa Birliği'ne dahil olduğu ilk yıllarda bile İngiltere'de bu duruma karşı güçlü bir muhalefet vardı. Özellikle sağ görüşlü İngilizler ülkelerinin Avrupa'nın bir parçası olarak görülmesinden rahatsızlardı. Muhalefet hemen etkisini gösterdi ve birliğe katıldıktan sadece 2 sene sonra 1975'te ayrılmak için referandum yapıldı. Bu referandumda %67 oranında üyeliğe devam oyu çıktı. Muhalefet yine de vazgeçmedi ve 2016'da Brexit'le nihai hedefine ulaştı. Artık İngiltere siyasi ve ekonomik alanda yalnız bir ülkeydi. Yeni bir ittifaka ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Kanzuk fikri ilk olarak 1966'da Yeni Zelandalı bir tarihçi olan William David McIntyre tarafından ortaya atıldı. Fikrin dayandığı nokta ise 2. Dünya Savaşı sonrası güçlenen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı güçlü bir birlik oluşturma düşüncesiydi. İngiliz kamuoyundan büyük destek gördü ama 1973'te İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne katılmasıyla fikir rafa kalktı. Brexit sonrası İngiltere'nin siyaset sahnesinde tekrar yalnız kalmasıyla yine gündem oldu. Kanzuk 4 ülkenin birleşmesi fikrine dayanıyor. Bunlar Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Büyük Britanya'dır. İsmi de bu 4 ülkenin baş harflerinin birleşmesinden meydana geliyor. Bu ülkeler aynı zamanda eski İngiliz sömürgeleridir. Hatta kağıt üzerinde hala kraliçeye bağlılar ve kraliçe bu ülkelere kendisine bağlı valiler atıyor. Siyasi yapıları, ekonomileri ve kültürleri neredeyse aynı. Hepsinde İngilizce resmi dildir. Westminster parlamenter sistemine dayalı demokrasileri var. Birçok yasa ve mevzuat da aynı. Brexit referandumundan hemen sonra daha İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce olayın ekonomik sonuçlarını yaşamaya başladı. Birleşik Krallık'la Avrupa arasındaki ticaret %28 oranında düştü. Ayrılık resmi olarak gerçekleştikten hemen sonra da 440 adet şirket İngiltere'yi terk edip Avrupa'ya taşındı. Bu şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 243 milyar dolar civarında. Süreç içinde diğer şirketler de çıkarlarına göre İngiltere'den ayrılabilir. İngiltere'yi terk eden şirketlerin kendi değerleri dışında ülke içinde yarattığı başka ekonomik alanlar da vardı. Sonuçta bu şirketler bazı çözümler için başka şirketlerle ortak çalışıyordu. Acil istihdam yarattıkları kişiler de barınma, ulaşım, yiyecek ve sosyal etkinlikler gibi birçok alanda harcama yaparak ekonomiye katkı sağlıyordu. Fakat ayrılık sonrası İngiliz ekonomisinin çarkından büyük bir dişli çekildi.
Tarihten beri dünyanın finans ve ticaret başkentlerinden biri olan Londra, Brexit'le birlikte bu özelliğini hızla kaybediyor. İngiltere'nin kesinlikle yeni ekonomik ortaklara ihtiyacı var. İngiltere, Kanada ve Avustralya dünyanın en büyük 15 ekonomisinden 3'ünü oluşturuyor. 4 Kanzuk ülkesinin arasındaki ticaret de yaklaşık 2,5 trilyon sterlin civarında. İşin yalnızca İngiltere tarafı yok. Kanada ve Avustralya güçlü ekonomilere sahipler. Fakat dünya siyasetinde ekonomileriyle aynı oranda ağırlığa sahip değiller. İngiltere'nin ekonomik olarak bu ülkelere ne kadar ihtiyacı varsa, bu ülkelerin de dünya siyasetinde söz sahibi olmaları için İngiltere'ye o kadar ihtiyacı var. Eğer Kanzuk kurulursa bu birlik Amerika, Çin, Avrupa Birliği ve Rusya'dan sonra küresel siyasette en güçlü aktör olma potansiyeline sahip. Eğer dünya siyasetinde güçlü bir aktör olmak ve buna bağlı olarak ekonomik pastadan daha büyük pay almak istiyorsanız, güçlü bir orduya da sahip olmalısınız. Kanada ve Avustralya çok büyük topraklara sahip olmalarına rağmen askeri yapılanmaya pek önem vermemiş ülkelerdir. Çünkü bulundukları coğrafya nedeniyle hem uzaklar hem de doğal olarak korunaklılar. Onlar kadar büyük toprakları olmasa da Yeni Zelanda da aynı özelliklere sahip. Dünya siyasetinde güçlü olmak için sadece ekonomi ve politika, yani yumuşak güç yetmez, güçlü bir ordu da şart. Avrupa Birliği'nin ortak bir ordusu yok ama birliğin başını çeken ülkelerin tamamı, diğerlerinin de çok büyük bir kısmı NATO üyesi. Kanzuk ülkeleri içinde ise ciddi bir ordu yapılanmasına sahip tek ülke İngiltere'dir. Çin ve Hindistan ordu teknolojilerine büyük paralar akıtıyorlar. Aynı zamanda askeri etki alanlarını da genişletmeye çalışıyorlar. Bu durum Avustralya ve Yeni Zelanda'yı doğrudan tehdit edecek hale gelebilir. Bu yüzden askeri olarak İngiltere'nin ortaklığına ihtiyaç duyabilirler. Amerika Birleşik Devletleri Kanzuk'un kurulması için en güçlü destekçi ve sponsorlardan biri olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında son senelerde pek çok konuda anlaşmazlık baş gösterdi. Örneğin İran, Filistin, Rusya, Akdeniz, Çin ve NATO gibi konularda derin fikir ayrılıkları Trump döneminde iyice tırmandı. İngiltere Avrupa Birliği'ne üye olduğu dönemlerde birlik üyeleriyle Amerika arasında arabulucu gibi hareket ediyor ve ortak bir yol bulma konusunda etkili oluyordu. Hatta bu yüzden Avrupa'da Amerika'nın çıkarlarını savunmakla suçlandı. Amerika yeni dünya düzeninde gün geçtikçe etkisini kaybediyor. Yeni müttefiklere ihtiyaç duyacağı aşikar. İngiltere'nin Britanya adasındaki siyasi birliğini koruması için de Kanzuk'a ihtiyacı var. Birleşik Krallığı meydana getiren ülkelerden İskoçya ve Kuzey İrlanda, Brexit sonrası oluşan ekonomik ve siyasi durumdan oldukça rahatsızlar. İskoçya Brexit'ten önce 2014'te krallıktan ayrılma fikrini referanduma götürdü. Ama referandumda %5.3'lük farkla devam kararı çıktı. Brexit sonrası tekrar bir referandum yapılırsa bu sefer kararın bağımsızlık yönünde çıkması kuvvetli. Eğer İngiltere bu ülkeleri yeni bir projeye inandıramazsa Birleşik Krallık tarihe gömülebilir. Kanzuk fikrini savunmak ve yaymak için 4 ülkeden politikacılar ve sivil halk bir araya geldi ve Kanzuk International adında bir organizasyon kurdular. Bu organizasyon 2018'de 4 ülkede de bir anket çalışması yürüttü ve insanların bu birleşmeye ne kadar destek verdiğini ölçtü. Yaptıkları anket sonuçlarına göre Kanadalıların %76'sı, İngilizlerin %68'i, Avustralyalıların %73'ü ve Yeni Zelandalıların da %82'si Kanzuk fikrine destek veriyor. Destek verenler çoğunlukta gözükse de Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ciddi bir kesim yeniden İngiliz sömürgesi durumuna düşmekten korkuyor. Özellikle Kanada ve Yeni Zelanda siyasetinde sosyal demokrat politikacılar büyük etki alanına sahipler ve Kanzuk aleyhinde birçok fikir dile getiriyorlar. Bu aşılması gereken önemli bir engel. Bir başka önemli engel de Kanzuk üyelerinin coğrafi olarak birbirlerine oldukça uzak olmaları. Avrupa Birliği aynı kıta içinde, sınırları bitişik ülkeler tarafından meydana gelmiş bir yapı. Böylesine coğrafi bütünlük içinde ticari faaliyetler yürütmek hem çok kolay hem de düşük masraflı bir iş. Kanzuk üyelerinin arasında ise okyanuslar ve kıtalar var. Bu uzak mesafelerde düzenli bir ticari ağ oluşturmak normalden çok daha pahalıya patlayabilir. Kanzuk ülkeleri kendi arasındaki ticaretin büyük bir kısmını deniz yolu üzerinden yapacaklar. Aynı zamanda askeri birliği de yine deniz yolu üzerinden sağlayacaklar. Bu sebeple güçlü bir donanmaya ihtiyaçları olacak. Bu güçlü donanmanın başını da büyük ihtimalle İngiltere çekecek.
Güçlü donanmaya sahip olma fikri güzel ama donanmalar ordu birimleri içindeki en pahalı ve oluşturulması en zorlu yapılardır. Dört ülkenin de ortak bir şekilde kendilerine güvence olacak bir donanma yaratacağı soru işareti. 2021'in yaz aylarında İngiltere ve Avustralya arasında serbest ticaret anlaşması yapıldı. Bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra yaptığı ilk anlaşmaydı. Kansuk için de mini bir deneme sayılabilir. Brexit destekçileri anlaşmayı büyük bir zafer olarak gördüler. Ama İngiliz çiftçileri anlaşmadan dolayı oldukça endişeliler. Avustralya'dan büyük ölçekli sığır ve kuzu eti ihraç edileceğini, bunun da fiyatları düşüreceğini ve İngiliz çiftçileri bu fiyatlarla rekabet edemeyeceğini düşünüyor. Avrupa Birliği döneminde İngiliz çiftçisinin korunmasına dair yasalar vardı. Aynı şekilde Avustralyalı şirketler de kendi ülkelerindeki ekonominin İngilizler tarafından domine edileceğinden korkuyor. Güçlü İngiliz şirketleri kotasız, gümrüksüz ve vergisiz olarak Avustralya ticaretine girmenin avantajlarını yaşayacaklar. Siz ne dersiniz? Kansuk gerçeğe dönüşebilir mi?